Bitcoin ve Ether satan kurumsal yatırımcıların alım gerçekleştirdiği altcoin'ler üzerinde duracağız. Gün içinde konuştuğumuz bu kurumsal yatırımcı ilgisinin daha da spesifik bir şekilde üzerinde durmaya çalışacağız diyebilirim. Şimdi diyor ki BTC ve ETH satan kurumsal yatırımcıların gözdesi bu üç altcoin. Buradaki oluşum aşamasında bulunuyor olmaları münasebetiyle daha çok zaten Bitcoin ve Ether tarafındaki satışların dönemsel olarak yani piyasadaki genel satışlardan kaynaklı olarak devam etti. Fakat bu noktada altcoin'lerde minimal bile olsa yatırımların ve alımların devam ettiği, gerçekleştiği üzerine konuşmuştuk. Altcoin'ler kurumsal noktada biraz daha oluşum aşamasında hafif bile olsa ilgi noktasında bir toplama süreci var. Bitcoin ve altcoin dünyasını kurumsal yatırımcıların dijital varlık ürünlerinden çıkışları devam ediyor. Diğer taraftan bölgesel bazda duyarlılık bir farklılaşma söz konusu. Kurumsal yatırımcıların bu hafta neler yaptıklarına dair CoinShares raporuna hep birlikte bir bakalım. Bakalım. Bitcoin ve altcoin yatırım ürünlerinde çıkışlar devam ediyor. Arda arda 6. haftada dijital varlık yatırım ürünlerinden çıkışlar oldu. Buna göre toplam 9 milyon dolar değerinde piyasadan ayrılış var. 9 milyon dolar daha önce de konuştuk gün içinde yani. Aslında çok düşük, çok cüzi bir meblağdır. Önceki haftalarda 50'şer 60'er milyon dolarlık çıkışların gözlemlendiği şu anki süreç içerisinde evet doğru yani olabildiğince minimal kalan bir meblağ olduğunu da görebiliyoruz. Geçen haftaki işlem hacimleri 820 milyon ABD dolarıyla düşük kaldı. Ayrıca yıl ortalaması olan 1,3 milyar ABD dolarının oldukça altında kaldı. Bu eğilim daha geniş Bitcoin ve altcoin piyasasının durgun ticaret faaliyetini yansıtıyor. Ya durgun tam olarak doğru tabir olmuş. Çünkü gerçekten çok durgun. İçerideki para asla hareket etmiyor ki hareket etmesi için de bu noktada tam bir sebep yok. Zira hala sıkı bir süreç var. Her ne kadar ileriye yönelik hareketlerde daha iyi pozisyonlarda alımlar yapılabileceğini anlıyor olsak da şu an için piyasayı katalize eden herhangi bir unsur olmadığı gibi mevcut sıkılaşma, gelecek olan veriler mesela şöyle bir şey söylemiştik. Veriler açıklandıktan sonra bu hafta Cuma'ya kadar GSYH ya da işte işsizlik oranları falan muhtemelen piyasa bir geri çekilme yapacak. Çünkü epey bir zaten piyasada zayıflık var. Bu hacmi de toparlamaya yetmeyecektir. Daha güçlü bir katalizör arayışında bir parite değişimi ya da bir FOMO etkisi arayışında. Dolayısıyla gelen veriler iyi olsa bile ben piyasadaki gevşemenin bir 25 bin getireceğini düşünüyorum şu an. Diğer taraftan bölgesel bazda duyarlılık farklılaşıyor. Avrupalı yatırımcılar iyimserlik sergiledi. Böylece 16 milyon dolarlık giriş sağladı. Yatırımcılar son dönemde yaşanan yasal zorlukları bir fırsat olarak algıladı. Buna karşılık ABD'li yatırımcılar 14 milyon dolar çekerek muhtemelen piyasadaki son olaylara ilişkin devam eden endişeleri yansıttı diyor. Evet doğru. Endişe yansıtmak yani endişeden ziyade bekleme süreci. Sonuçta ortada fiyatları düşürmeye yönelik ekstradan bir hamle yok. Tamam mı? Burada hani ekstrem bir durum yok. Sadece bir bekleme süreci olduğunu anlayabiliyoruz. Avrupa tarafına baktığımızda zaten Avrupa tarafının konuyla alakalı tuzu kuru. Yani bir problemleri yok adamların. Anlatabiliyor muyum? Diyor ki Bitcoin ve short odaklı Bitcoin akışları. Altcoin projeleri dışında Bitcoin üst üste 3. hafta toplam 6 milyon dolar tutarında küçük çıkışlara tanık oldu. Aynı zamanda short odaklı Bitcoin ürünlerinde 2,8 milyon ABD doları çıkış oldu bu ayın başlarında. Bir hafta boyunca short odaklı Bitcoin'e 15 milyon dolar giriş olması münferit bir olay gibi görünüyor. Son 22 saat içinde yönetim altındaki varlıkların %78'ine denk gelen çıkışlar oldu. Ayrıca bu da yatırımcıların short pozisyonlardan vazgeçme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Dediğim gibi olumlu olumsuzdan ziyade hacimsiz bir piyasa üzerinden bahsediyor bize. Yani burada olumludur, olumsuzdur. Bundan ziyade piyasada bir işlem yok. Piyasada bir hareket ve hareket kabiliyeti yok. Piyasayı katalize eden
herhangi bir unsur bulunmamakta. Yani bunlardan bahsedebiliyoruz şu an. Şöyle bir baktığımızda ne var ne yok diye bakın BTC tarafından 5,9 milyon dolarlık bir çıkış var. Ether'den 2,2 milyon dolarlık bir çıkış var. Ether şu anda kurumsal ilginin en yoğun hissedildiği tabii ki altcoin. Girişler de çıkışlar da artık kısa vadede çok yüksek gözüküyor. Bu olumlu bir durumdur kesinlikle. Çünkü zaten piyasadaki büyük şirketlerin BTC üzerinde ne kadar yüksek faaliyet hareketler içerisinde olduğunu biliyoruz. Olabildiğince altcoin'lere de kayma noktasında Ether üzerindeki hareketliliğin de bulunması tabii ki de pozitiftir. Short Bitcoin'den evet çıkışlar var. Bakın Litecoin, Sol ve XRP tarafında girişler olduğunu da görebiliyoruz. XRP girişleri artar. Zaten Avrupa tarafından aşırı aşırı olmasa da destekleniyor. ABD tarafında çok popüler. ABD tarafında yeniden bir oluşumu olan bir altcoin'dir XRP. Kanada ve Almanya'da da aynı şekilde bu durum var. Hollanda'da da böyle. Perakende yatırımcıların XRP'ye çok yoğun bir ilgisi olduğunu görüyoruz ki son davadan sonra kurumsal ilgide de artış yaşandı. Bu uzun bir süre böyle devam edecektir zaten. Solana'yı düşündüğümüzde ekstrem düşüşler ve FTX dumpından kaynaklı şu anda hem perakende hem de kurumsal yatırımcılardan ciddi bir alım var. Litecoin zaten oldum olası çok fazla alıma tabi oluyor. Dolayısıyla kurumsal ilginin ilerleyen yıllarda artacağını hesaba kattığımızda bu gibi altcoin'lerde büyük hareketlilikler gözlemlenebilir. Şu an için adada herhangi bir değişim gördüğünüz üzere bulunmuyor. Normalde adaya da girişler yaşanıyor. Avustralya'da 0,2 milyon dolar Brezilya'dan çıkış var. Bu arada Avustralya ve Brezilya tarafına yakın zaman içinde malum Ripple likidite merkezi kurdu. DeFi noktasında buralara ilerleyecek. Kanada'dan ve Almanya'dan sert giriş var. Almanya tarafından genelde çok sert girişler oluyor. Bu doğrudur. Yakın zamanda tokenizasyonun kabulü, Deutsche Bank'ın kripto para alım satım saklama hizmetleri vermesi için başvuruda bulunması ve yasalar çerçevesinde pek çok şeyin oturtulması ya da oturtulmaya çalışılması gibi pozitif regülasyonlardan kaynaklı olarak Almanya tarafındaki perakende ve kurumsal yatırımcıların kripto piyasasına olan ilgisi gitgide daha fazla artış sağlıyor diyebilirim ve genel hatlarıyla durumlar bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.